Kömürlük kanalı takipçi arkadaşlar merhabalar. Şimdi evimizin antresindeyiz. Otomatik ışığı olduğu için söndü. Şimdi ben burada daha önce barfix sistemi yapmıştım. Bunu ne için yaptım? Bel ağrılarım olduğunda, fıtıklarım var biraz L3, L4'ten. Onlar olduğu zaman sürekli ayakta durduğumuz için, eğilme pozisyonunda çalışmadığımız için ağrılarımız oluyordu. İş dönüşleri ben bu barfix'e kendimi barfix hareketine alarak omurlarımı açmaya çalışıyordum. Şimdi farklı bir uygulama yapacağım. Ayak kelepçeleri dikeceğim makineden. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı kömürlüğe indik. Aklımızdaki aparatın uygulamasını yapmak için. Şimdi kestiğimiz materyalleri küçük bir müz yardımıyla ısıtarak şekil almasını sağlıyoruz. Fazla geniş olmaması için. Çekim esnasında mikrofonun sesi olmadığı için şu anda dışarıdan kayıt yapıyorum. Isıtma işlemini yapıp soğumaya bırakacağız. Bugün tatil günündeyiz. Onun için böyle bir uğraşı buldum kendime. Kürmüzü de daha önce AliExpress'ten almıştım. Güzel, kullanışlı bir şey. Hem lehim yapabiliyorsunuz, hem de böyle bu tarz işlere kullanılabiliyor. Şimdi ısıttığımız, soğuttuğumuz aparatları cırt takma yerlerine klipsler var. O bir tarafında var, bir tarafında yoktu. Oraya da ben şimdi kendim ilave edeceğim çıkan malzemelerden. Bunun için de perçin kullanacağım. Pop perçin. Şu görmüş olduğunuz kendi üzerindeki cırtlar, o cırtları da kullanacağım ayak bileklerini sıkmak için. Evet, şimdi perçin çantamızı alıyorum. Çantanın içinden uygun perçini bulup perçinleme işlemini gerçekleştireceğiz. Kömürlükteki atölyemiz biraz dağınık, fazla malzeme var, yer az. O yüzden böyle bir şey oluyor. Daha geniş bir alan almış olsaydı malzemeleri rahat rahat yerleştirip daha düzenli çalışabilirdik ama böyle de bir dar alanda çalışıyoruz. Perçin makinesi biraz sorunlu. Geçen ayarlamıştım ama yayını biraz daha sıkmak gerekiyor. Yani biraz daha küçük olması lazım yayı. Perçini tutup çekmiyor. Şimdilik işimizi görecek sanırım. Evet, bu yaptığımız aparatın askı demirleri, bir masa ayağı vardı, cam masa ayağı. Onun kıvrımlı yerlerinden kestim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi perçinleme işlemini yaptım. 3 tane büyük perçin attım. Bir taraflarında pul var. Bu şekilde hazırladım. Şimdi içerilerine pedleri var. Bu pedleri koyacağız. Daha sonrasında bir süngerde kaplayabiliriz daha ayaklara zarar vermemesi için. Evet, böylece işimizi görecektir. Şimdilik farklı bir cırt kullanıyorum. Diğer siyah cırtlarla daha sağlam bir şekilde komple bir cırtlama işlemi olacaktır bacaklara. Evet. Görmüş olduğunuz gibi aletimiz hazır. Şimdi yukarı çıkıp, evet, ayaklarımızı taktık. Kancaları. Zaten evin içinde barfix vardı. Videonun başında söylemiştim. Barfix'e kendimizi tersten aşağı sallayacağız. Bel omurlarını açmak amaçlı yapıyoruz bu işlemi. Rahatlama da sağladı. Şimdi kendimizi ip yardımıyla aşağı bırakıyoruz. Geri kalkarken de aynı halattan tutup kalkıp kancaları çıkartacağız. Seyrettiğiniz için teşekkürler.
izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarınızı beğenip paylaşırsanız ileride daha farklı içeriklerde videolar sizlere hazırlayacağım.